Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Merhabalar. Evet, gördüğünüz üzere Gökcan'ın sesi çıkmıyor. Bunun sebebi biliyorsunuz ki bir aydır Gökcan bir rahatsızlık geçiriyor. Şöyle söyleyeyim, yaklaşık bir aydır video atamıyoruz. Hem küçük kızımız Masal hem Gökcan'ın rahatsızlıklarından dolayı. Şöyle söyleyeyim, biliyorsunuz ki Gökcan'ın bir enfeksiyon problemi vardı böbreğinde. Şu an o iyileşmiş üzere diyelim. Boğazına doğru geldi. Boğazı ve ses tellerine zarar verdi. O yüzden şu an sesi çıkmıyor ve bu videoda genellikle ben konuşacağım. Küçük kızımız Masal da el ayak hastalığına yakalandı. O da iyileşmek üzere şu an. O süreci atlatıyoruz. Süreçte yanımızda olan tüm takipçilerimize, sevgili dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Yanımızda olan, arayıp soran hepsine çok çok sevgilerimizi iletiyoruz. Bugünkü videomuzun konusu bizi çok içten ve derinden sarsan bir konu. Normalde biz bu videoyu çekmeyecektik fakat sevgili dostlarımız Tarık abi ve Esen ablamıza yapılan iftiralar, suçlamalar üzerine sessiz kalmak istemedik açıkçası. Susmak istemedik. Çünkü benzer olaylarını bizler de yaşadık. Ayrıca bu karalamaları yapan kanalın da ismini vermek istiyoruz. Köye Göçtük Gayri, kanal sahipleri Aydın ve İlkay. Bütün olaylar bunlardan ibaret. Sizlere şimdi tek tek hepsini anlatmak istiyoruz. Bizim Tarık abilerle yaklaşık 3 seneye yakın olan bir dostluğumuz vardı. İstanbul'dan bu yana. Onlarla İstanbul'dayken tanışıyorduk ve burada tekrar bir araya gelmiştik. Ta ki köye Göçtük Gayri araya girene kadar diyelim. Onlarla tanışana kadar diyelim. Tarık abi ve Esen ablanın takipçilerinden yararlanabilmek için işin içine fitne fesatlık sokarak, bizleri geri planda tutarak, bizleri kötüleyerek bizleri uzaklaştırdılar. Bu sadece bizim başımıza gelmedi. Duyduğumuza göre birçok insanın başına geldi. Buradaki amaç da tabii ki dilersiniz ki takipçilerini çoğaltmak, takipçi kasmak ve onların takipçilerini almaktı. Çünkü onlarla biz de tanışıyorduk. Neden bize yanaşmadılar da Tarık abilere yanaştılar? Bir de oradan düşünelim. Çünkü bizim takipçimiz azdı ve onlarınki çoktu. Bize yanaşmak yerine onlara yanaşmayı tercih ettik. Biliyorsunuz ki biz köye göç ederken çok büyük bir mevlayla köye göç etmedik. İstanbul'dayken bütün eşyalarımızı satıp onların mevlasıyla köye göç ettik. Burada kendimizi toparlamaya çalıştık. Ama bu süreç çok zor geçti ki bizi yakından takip eden sevgili takipçilerimiz zaten bunu mutlaka biliyorlar. Hepsini sizlere yansıtmaya çalıştık zaten. Şöyle söze girmek istiyorum. Biliyorsunuz ki aslında anneler beni daha iyi anlar. Çocukları için, ailesi için hiç yapmam dediği şeylere bazen yapmak zorunda kalabiliyorlar. Köye göç ettikten sonra sıkıntılı zamanlardan geçerken sağ olsunlar sevgili takipçilerimiz bize destek olmak istediler. Bizi rahatlatmak istediler. Biliyorsunuz ki çocuklarla beraber köyde yaşamak biraz zor oluyor. Bu sebepten dolayı yardım etmek isteyen takipçilerimiz olmuştu. Evet. Kullanarak bize çirkin bir oyun oynadılar. Bize Orhan isimli fake hesaptan size nasıl yardımcı olabilirim? Sizlere yardım etmek istiyorum, bebeğinize destekte bulunmak istiyorum diye yazılar yazdılar, yorumlar yazdılar. Biz de telefon numaramızı ve Instagram adresimizi verdik. Fakat kendisi Instagram adresinden ve telefon numaramızdan geri dönüş yapmadı. Yorum kısmında konuşmayı tercih etti. Ve kendini, ismi Orhan ama kendisini bir bayan diye takdim etti bana. Tabii ben de bir bayan olarak bayan ağzıyla konuşmayı tercih ettim. İşte kibar bir şekilde, nazik bir şekilde konuşmaya çalıştım. İşte kalp emojileri, başka emojiler falan attım. Bu şekilde konuşmaya başladık. Ama sonrasında öğreniyoruz ki aslında o adam kadın değilmiş. Daha sonra kadın adammış. Neyse konumuza dönelim. Bize euro göndereceğini söyledi. Ve bize PTT'den çekebileceğimizi söyledi. Benim adıma göndereceği için benim gitmem gerekiyordu. Şöyle söyleyeyim, açık konuşmak istiyorum. Masal anne sütüyle besleniyordu, evet, ama mamayla da besleniyordu. Ben ona ayrıyetten mama da alıp besliyordum. Bize bu şekilde yaparak, ben cebimdeki son mama parasının minibüs parası yaparak PTT'ye gittim. PTT'de hiçbir şey bulamadım. Bir aksaklık olduğunu söyledi bize ve ben o gün tekrar geri eve döndüm. Ertesi gün tekrar gitmemi söyledi. Yani bir umut işte, gidiyorsunuz yani. O zamanlarda zor durumlardaydık. Tekrar gittim. Bu sefer de isminde bir yanlışlık olduğunu söyledi. Ve ben eve tekrar geri döndüm. Yani zaten yol masraflarıydı. İşte moral sıfır. Bebekle kucağınıza gidip geliyorsunuz. Onun zorluğu vardı. Dedik Allah'ın hakkı üçtür dedik.
Hani üçüncü günde tekrar gidelim dedik. İşte gittik. Tamamen yok oldu. Adımıza hiçbir şey gelmemiş. Sonrasından işte engellendiğimizi ve kandırıldığımızı anladık tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Sonradan işte o Orhan isimli fake hesaptan yazan, işte ben kadınım hani bayan ağzıyla benimle konuşan kişi köye göçtük gayri Aydın Bey'miş. Yani bunu sonradan öğrendik. Elimde kanıtı da var. Fotoğrafladım. Hepsini yaptım. Maalesef böyle bir çirkin bir oyuna getirdiler bizi. Yani gerçekten yazıklar olsun. Bir anneyi lohusayken o şekilde yollarda sürüklediniz. İnsanların duygularıyla oynadınız. Bu şekilde olarak kandırıldığımızı öğrendik tabii ki. O kişinin onlar olduğunu da öğrendik. Ve bunların hepsi bizde delil olarak var. Hepsinin kanıtı var. Hepsinin fotoğrafı var. Hepsini delili bir şekilde bir kenarda saklıyoruz. Birkaç gün önce bu olayların hepsi kesişti kafamızda. Şöyle söyleyeyim, Instagram'dan bize ulaşan bir hanımefendi İlkay Hanım'ın annesinin komşusu olduğunu söyledi. Ve bize bu yapılan çirkin oyunun orada konuşulduğunu ve arkamızdan gülündüğünü de söyledi. Onların da ekran kayıtlarını aldım. Delillerim çok. Yani benim aklımın almadığı bu nasıl bir vicdandır? Yani kucağında bebeğiyle siz insanları ayrıca buradan uzak yani. Burada yaşayanlar bilir, bankalar, işte marketler falan hep minibüslerle gidiliyor. Buralara uzak. Ben kucağımda neden bebekle gidiyorum? 3 gün üst üste gidiyorum ve geri geliyorum. Çok yazık yani. Ve ayrıyetten destek olmak isteyen insanlar destek olabilirler. Sonuçta biz kimsenin boğazına yapışmıyoruz bize destek olun diye. Bizi seven sevgili dostlarımız çocuklarımız için ya da yeri geldi bizim için bizlere yardım etmek isteyebilirler. Bu çok doğal bir şey bence. Yani bunu kabul edip etmemiz bizi ilgilendiren bir şey aslında. Sizi de ilgilendirmez. Ama bu yaşadıklarım gerçekten çok zor. Zor bir süreçti. Yani hele de bunları şimdi öğrendikten sonra hepsi üst üste geldi. Sonuçta bu kanal sahibi bunları yaptı. Hepsi üst üste geldi. Ve onlarla mahkemede görüşeceğiz. Geçen videosunu izlediğimde böyle mahkemeye gidiyordunuz. Şimdi ben o aldığım delillerle böyle mahkemeye gideceğim. Çok güzel bir şekilde sizlere dava açacağım ve kazanamayacaksınız. Çünkü elimde çok güzel deliller var. O kadar güzel deliller var ki siz bile şaşıracaksınız yani. O derece. Tekrardan eklemek istiyorum. Bize yapılan bu çirkin oyunlar, Ahgüm Ah Tarık abi ve Esen ablaya yapılan iftiralar, suçlamalar. Hepsinin suçu köye göçtük gayri kanalının sahibi Aydın ve İlkay'dır. Ve ben bunu buradan söylemekten hiç çekinmiyorum. Çünkü gerçekten insanları zor duruma soktunuz. Bizleri dostlarımızdan ettiniz. Ki eminim ki birçok insanı dostlarından ettiniz. Ben buna inanıyorum. Çünkü biz ilk köye geldiğimiz zaman herkes birbiriyle çok güzel bir şekilde arkadaşlıkları vardı. Dostlukları vardı. Yani bir piknik oldu. İnsanlarla bir tanıştınız. İnsanların hepsi yarıya bölündü. Yani kimse kimseyle artık görüşmemeye başladı. Çünkü insanların arkasından fitne fesatlık yapıp insanların arkasından konuşuyorsunuz. Olmayan şeyleri var deyip insanlara gösteriyorsunuz. Ve insanların arkadaşlıklarını, dostluklarını bozuyorsunuz. Evet, bizim anlatacaklarımız bu kadar. Umarım bizi samimi bulup bizlerin anlattıklarına inanmışsınızdır. Ki bu olayların hepsi gerçek. Söylediğimiz gibi elimizde çok fazla deliller var. Yani bizden bu kadar. Videomuzu kapatmak istiyoruz. Normal hayatımıza geri dönmek istiyoruz. Sonuçta içimizi döktük ve artık saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.